Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesine girmeye hak kazandı oy birliğiyle. Bu oldukça önemli bir gelişme. Türk dünyasının ortak değeri olarak olan Dede Korkut'un geçmişten bugüne ortak kültür değerlerini yansıtan destanları ve hikayeleri bu kararla artık insanlığın ortak mirası haline de gelmiş oldu. Türkiye Dede Korkut destanlarıyla dünyada bu listede en çok değeri olan 5 ülke arasındaki yerini de korumuş oldu bu özellikle. Dede Korkut Türbesi'nin Bayburt'ta Masatköy sınırları içerisinde bulunduğunu belirtelim ve bu girişim özellikle yoğun diplomasi çalışmaları ve bu türbenin tanıtılması noktasında da yoğun girişimleri olan Bayburt valiliğinde bu noktadaki başarısının altını çizmekte fayda var. Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valisi Skype bağlantısıyla karşımızda. Sayın Valim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Sizleri ve ediyoruz. seyircilerinizi saygılar selamlıyorum. Teşekkürler. Bayburt, Kadimşehir Bayburt'tan sevgiler saygılar. Teşekkürler. Çok önemli bir girişim, önemli bir olayın haberini paylaşıyoruz. Bu da oldukça önemli. Hem Türkiye için hem Bayburt'un tanıtımı için dikkat çekiyor. Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt artık bundan sonra UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alacak. Önce bir duygularınızı almak isteriz. Neler hissediyorsunuz? Tabii öncelikle çok mutlu olduk hem ülkemiz adına hem de Bayburt ilimiz adına. Malumunuz bu dosya UNESCO'ya Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hazırlanıp sunulmuştu. Ve üç ülkenin Kazakistan'ın moderatörlüğünde Azerbaycan ve ülkemizin katkılarıyla çoklu bir dosya olarak sunulmuştu. Tabii Dede Korkut deyince Türkiye'de Bayburt akla geliyor. Çünkü Dede Korkut'un hikayelerinde Bayburt münhasıran işlenmiş durumda. Özellikle destan kahramanlarından Bamsı Beyrek ve yereldeki tabirle Bey Böyrek, onun da kabri Bayburt sınırlarımız içerisinde. Nitekim Dede Korkut'un da az önce siz de bahsettiniz. Masat köyümüz sınırlar içerisinde türbesi var. Ve hikayelerinde özellikle Parasar'ın Ulu Bayburt Hisarı ifadesini kullanmak suretiyle Dede Korkut ilimizden bahsediyor. Bamsı Beyrek'in yine buradaki kahramanlık hikayelerinden bahsediyor. Hatta bu hisarın hükümdarı Parasar'a tutsak düşüşü ve gene Banu Çiçek'le olan ondan sonra bu tutsaklıktan kurtulup ona kavuşma hikayeleri anlatılıyor. Ve çok arı, çok net bir Türkçe ile arıtılıyor. Ve bu hikayeler biliyorsunuz özellikle ülkemizin Kuzeydoğu vilayetlerinde ki ve özellikle de Bayburt'ta ve tüm yurtta aslında tüm Türk dünyasında anlatıla anlatıla bugünlere gelmiş. Ve bu sayede de aslında bu kararla birlikte de UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsil Listesi'ne girmesiyle birlikte de Türk dünyasının ortak değeri olan Dede Korkut ve Dede Korkut destanları gerek masal, gerek destan, gerekse müzik eserleri bağlamında artık insanlığın ortak değeri haline gelmiş oldu. Dolayısıyla biz Bayburt olarak da ayrıca mutlu olduk. Çünkü her yıl adına Temmuz ayı içerisinde 1995 yılından itibaren bu sene 24.'sü düzenlendi. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri yapılıyordu. İnşallah bu uluslararası nitelik kazanması ve miras listesine alınmasıyla birlikte bu etkinliklerde daha kapsamlı hale gelecek, daha anlamlı hale gelecektir. Şimdi Bayburt'un tanıtılması noktası da bu son cümlenizden o zaman hareketle çok dünyaya tanıtılması, Türkiye noktasında ki o yine ziyaretlerin iç yerli turizme yönelik etkisi muhakkak ki olacaktır ama dünyaya tanıtılması noktasında da bir adım öne çıktığını görebiliyoruz. Yine sizi de bu kapsamda yoğun bir çalışma da bekliyor aslında. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Bu az önce bahsetmiş olduğum etkinlikler çerçevesinde tabii ki başta valimiz, belediyemiz olmak üzere yerelde bir takım faaliyetler söz konusu idi. Özellikle bu faaliyetlere Türk dünyasına yansıtma girişimleri söz konusuydu. Bu karardan sonra ben inanıyorum ki başta Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gene destekleriyle ulusal ve uluslararası bir takım ilave projeler yapacak. Biz de tabii ki bu konuda bütün kurum ve kuruluşlarımızla gerekli desteği ve katkıyı sunacağız. Gene üniversitelerimizin ki Bayburt Üniversitemiz başta olmak üzere gene her sene zaten Dede Korkut adına ödül törenleri de düzenleniyor değişik branşlarda. Münhasır araştırmaların yapılacağını
biz inanıyoruz ve bu konuda da biz de gerekli girişimlerde bulunacağız. Daha bu konuda genç kitlelerin özellikle Dede Korkut'u tanıması, öğrenmesi, özellikle Dede Korkut'un insanlık adına, kardeşlik adına, birlik beraberlik adına vermiş olduğu mesajların bugünlere ve yarınlara taşınması konusunda hem bilimsel çalışmaların hem de kültürel etkinliklerin bundan sonra daha da artacağını ve bu konuda da biz başta valilik olmak üzere yerelde ilgili bakanlıklarımızdan ve kuruluşlardan gerektiği inşallah girişimleri ve destekleri de sağlamak suretiyle bu faaliyetlerin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz biz de katıldığınız için, yayına katkılarınız için. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'la konuştuk ama biraz da bilimsel kısmını, Sayın Valim'in cümlesinin sonunda bilimsel çalışmalara olan katkısından bahsetmişti. Biraz da bilimsel ve dünyaya anlatılma kısmını konuşmak isteriz. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haşim Şahin telefon attığımızda. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi önemli bir haberi, Bayburt özelinde aslında ülkemiz için de önemli bir haberi paylaşıyoruz. Bayburt valisiyle de değerlendirdik, konuştuk biraz ama bunun biraz da bilimsel kısmına da odaklanmakta fayda var. Neyi ifade ediyor Dede Korkut Türbesi Bayburt'ta ve UNESCO Dünya Somut Olmayan Miras Kültür Listesi'ne girmesi? Türbenin tabi Bayburt için değeri önemli. Fakat bizim için esas olan Dede Korkut'un kim olduğu, bizim ülkemiz için, Türk dünyası için ne ifade ettiği meselesi. Tabi öncelikle şunu da belirtmem gerekir. Gerçekten UNESCO tarafından listeye alınması Dede Korkut'un çok güzel ama bizim çok değerimiz var. İşte Kaşgarlı Mahmut gibi böyle bu tarz, bu tip durumlarda değil de daha çok hatırlamamız gereken Dede Korkut'u bu vesileyle hatırlıyoruz. Bence bu büyük bir eksiklik. Yani bizim kendi akademik hayatımız açısından da büyük bir eksiklik. Çünkü Dede Korkut dediğimiz zaman Oğuz Türkleri ve Oğuz Türklerinin tarihi, tarihi hafızası aklımıza gelir. İşte bir açıdan baktığımızda Deli Dumrul hikayesini hemen hemen hepimiz biliriz. Ama onun Dede Korkut Destanı'nın evet, en önemli parçalarından birisi olduğunu bilmeyiz. Yani o bizim geleneksel Anadolu Türklüğünün temelini oluşturan, Orta Asya'dan Anadolu'ya göçün temelini oluşturan, bu toprakların Türkleşmesi ve İslamlaşmasında en büyük paya sahip olan, Anadolu'nun her tarafına yayılmış Oğuz Türklerinin bir nevi sicili gibi Dede Korkut'un anlattığı kahramanlık hikayeleri, tarihin toplumsal bir motivasyon olarak algılandığını düşünürsek şayet, yine aynı şekilde bu kültürün bir parçası olmaktan dolayı insanı gayet mutlu ve gururlu kılan bir karakter. Özü sözü doğru olan. Bundan sonrası kendi... için... Evet, dinliyorum, buyurun. Buyurun, tamamlayın lütfen cümlenizi. Yani özü sözü doğru olan bir toplum imgesini, Türk medeniyetinin, Oğuz Türklerinin ana karakterini, saflığını, temizliğini, cömertliğini, kahramanlığını açık bir şekilde ortaya koyan, temiz yürekliliğini açık bir şekilde ortaya koyan destanlar. Yine nasıl ad alıyoruz? İşte Boğaçan hikayesi böyle. Yani paylaşım, han yağması, efendim hanın çadırı yağmalaması, bir hükümdarın kendisini halkının gözünde nasıl onlarla eşit seviyeye getirdiğini anlatması açısından çok önemli. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi kökenli, biliyorsunuz. Yani Orta Asya kökenli gibi algılansa da Dede Korkut destanları. Bu bölgedeki Oğuz yerleşiminin, Anadolu'nun Türkleşmesinin hangi şekilde gerçekleştiğinin ortaya konulması noktasında en önemli kaynaklardan birisi. Okuması hoş ve çok keyifli de bir eser. Bence biz ilkokulda bile okumuştuk. Her öğrencinin mutlaka hangi aşamadan olursa olsun, eğitim aşaması olarak okuması gereken bir eser diye düşünüyorum.
Şimdi bundan sonrası için de aslında biraz oraya da pencere açmak gerekiyor. Önemli bir adım atıldı, bu karar alındı. UNESCO somut olmayan dünya kültür listesine dahil edildi ama iş bununla bitmiyor herhalde. Anlatılması, dünyada tanıtılması ve o buradan geri dönüşlerin sağlanması noktasında da birçok daha çalışma var gibi. Neler yapılmalı bu noktada sizce? Sayın Valimiz de belirtti. Öncelikli olarak işte Türk dünyasının, yani Dede Korkut Merkezi de olabilir, bu Kaşgarlı Mahmut Merkezi de olabilir, Yusuf Has Hacip Merkezi de olabilir, çok daha ön plana çıkmasını sağlayan araştırmalar yapılmalı. Dede Korkut destanlarının farklı nüshalarının bir araya getirilip neşri yapılmalı. Yani dağınık yerlerde yapılanları var, bunların ortak özellikleri çıkartılmalı. Sempozyumlar mutlaka düzenlenmeli. Belki Dede Korkut'un 12 hikayesi var, biliyorsunuz. Her hikayenin toplumsal ve psikolojik, yani toplum üzerindeki psikolojik ve sosyolojik analizlerinin yapıldığı değerlendirmeler yapılmalı. Çalıştaylar, biliyorsunuz, akademik platform açısından baktığınızda en fazla iş üretilen çalışma verileri, bunların yapılması gerekiyor. Bence, yani benim şahsi görüşümü soracak olursanız, Dede Korkut hikayelerinin her şeyden önce üniversitelerde, liselerde, yani orta öğretimde ve yüksek öğretimde okuyan herkesin eline ulaşmasının sağlanması gerekiyor, okunması. Çünkü ülkedeki her insan, her fert bir şekilde bu destanlardan, bunun içeriğinden haberdar olmalı. Bunlardan ne gibi dersler çıkartılabileceğinin yorumunu yapabilmeli, anlamalı. Çünkü bizim kendi öz kültürümüzün içinden çıkmış, kaybolmaya yüz tutan pek çok değerimizi de öne çıkaran harika eserler bunlar. Tabii ki sempozyumlar yapılacaktır. Peki, çok saatten sonra. Devamı da gerekiyor, dediğimiz gibi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Haşim Şahin, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haşim Şahin'le konuştuk. Bu hem Türkiye hem de Bayburt adına önemli gelişme.